Merhaba çocuklar herkese. Zaman ölçüleri çalışmalarının ikinci bölümüyle birlikteyiz. İlk bölümde saat, dakika ve saniye kavramlarını öğrenmiştik. Bunları birbirine dönüştürmeyi öğrenmiştik. Şimdi ise yıl, hafta, ay, gün hesaplamalarını birlikte yapmaya çalışacağız. Önce temel bazı bilgilerle başlıyoruz. Bir yıl 12 aydır, bir yıl 52 haftadır. Bir hafta 7 gündür. Bir ay 30 gündür, bir yıl 365 gündür. Buradaki bilgilere bazı ekstra bilgiler ekleyelim çocuklar. Bir ay 30 gündür fakat her ay 30 gün sürmez. Ortalama olarak biz 30 gün olarak kabul ediyoruz. Şubat ayının mesela 28 gün olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bazı ayların 31 gün sürdüğünü, bazı ayların 30 gün sürdüğünü de biliyorsunuz. Ama ortalama olarak bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Peki bir yıl 365 gündür fakat bir de ne vardır? 6 saat vardır. Onu da eklemeyi unutmayalım. Yani bir yıl 365 gün 6 saatten oluşur. Bir yıl hafta olarak hesaplanacak olursa 52 haftaya eşittir ve bir yıl 12 aydır. Buna biz bir şey daha ekleyelim. Bir yıl 4 mevsime de eşittir. Bunu da belirlemiş olalım. Peki bir mevsimde kaç ay vardır? Onu da yazalım. Bir mevsim 3 aydır. Örnek verelim. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz mevsiminin aylarıdır gibi düşünebiliriz. Bunlar da fazlalık bilgiler olmuş olsun. Zaten biliyorsunuz sadece hatırlatma yapmış olduk. Az önce unuttuğumuz bir bilgiyi de ekleyerek çalışmamıza devam edelim. Bir ay eşittir 4 haftadır. Bunu da hatırlatmış olalım çocuklar. Peki devam edelim. Çocuklar bir yıl 365 gün 6 saattir. Peki bu 6 saatler her yıl arttığı için 6 saatleri birbirine ekleyerek 4 yılda 24 saat elde ediyoruz. Peki 24 saat neye eşittir? Bir güne eşittir. 4 yıl boyunca artan bu 6 saatlerden biriktirdiğimiz bir günü Şubat ayı 28 gün olduğu için ona veriyoruz. Çünkü yılın ayları içerisinde en az güne sahip olan Şubat'tır. Biz de bu artan bir günümüzü 4 yılda bir kere kime veriyoruz? Şubat ayına veriyoruz. Böylece Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürüyor. İşte Şubat ayının 29 gün sürdüğü yıllara biz artık yıl diyoruz. Peki bir yılın artık yıl olup olmadığını nasıl buluyoruz? Bunu bulmanın yolu çocuklar son iki basamağına bakmak. Yani o yılın son iki basamağına bakıyoruz. Eğer bu son iki basamak 4'ün katı bir sayı ise biz o yılı artık yıl diyoruz. Mesela 2020 yılı. Son iki basamağına bakıyorum. Kaçtır? 20. 24'e bölünebilen bir sayı mı? Evet. O zaman 2020 yılı nasıl bir yıldır? Artık yıldır. Başka bir yıl örneği verelim. 1991. 91 4'e bölünebilen bir sayı mıdır? Hayır. Bu nedenle 1991 yılı artık yıl değildir diyebiliriz. Yani son iki basamağı bizim için önemli. Şimdi Ocak ayından başlayarak ayların kaç gün olduğunu sırayla yazalım. Ocak ayı 31 gündür, Şubat ayı 28 gündür. Fakat 4 yılda bir Şubat ayı ne oluyor demiştik? 29 oluyor demiştik. İşte o yıllara artık yıl diyorduk. Peki Mart ayı 31, Nisan ayı 30, Mayıs ayı 31, Haziran ayı 30, Temmuz ayı 31, Ağustos ayı da 31 çocuklar. Eylül ayı 30, Ekim ayı 31, Kasım ayı 30, Aralık ayı 31 diyerek tamamlıyoruz. Bunları akılda tutmanın kolay bir yolu var. Biraz da şimdi ondan bahsedeceğiz. Şimdi her eli iki elimizin de dört parmağını kullanacağız. Örnek veriyorum. Önce sol elimiz. Serçe parmak, yanındaki parmak, onun yanındaki orta parmak ve onun yanındaki işaret parmağı. Yine diğer elimizin ilk işaret parmağından başlıyorum. Baş parmakları kullanmıyoruz. Birinci işaret parmağı, orta parmak, yanındaki parmak ve en arkadaki serçe parmak şeklinde düşünebiliriz. Baş parmaklarımız yok. Çıkıntılı olan kısımları 31 gün olarak, çukurda kalan kısımları 30 gün olarak düşünelim. Önce hangi ay olsun? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Burada 4 parmak bitti. Temmuz'dan sonra ne var? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve ondan sonra tekrar Ocak başladığı için buradan sonrasını kullanmamıza gerek yok. Bize bu kadarı yeterli oluyor.
Şimdi dikkatlice bunların gününü belirleyelim. Ocak ayı kaç gündü? 31 gündü. Şubat ayı ise biliyorsunuz aylar içerisinde 30 gün olmayan daha az olan tek ayımız Şubat ayı. Ona da ne dedik? 28 gün dedik. Tekrar Mart'a geldik 31. Nisan'a geldik 30. Mayıs'a geldik 31. Haziran'a geldik 30. Temmuz'a geldik 31. Ve tekrar Temmuz'dan sonra ne yaptık? Yanında herhangi bir yer kalmadığı için Ağustos'a geçtik. Ağustos yukarıda 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30, Aralık 31 diyerek bunları rahatlıkla parmaklarımıza bakarak bile aklımızda tutabiliriz. Bu da ayların kaç gün olduğunu belirlemenin kısa bir yolu. Şimdi çocuklar öğrendiğimiz ölçüleri birbirine dönüştürmeye çalışacağız. 38 ay kaç yıl kaç aydır? Bir yılın 12 ay olduğunu konuşmuştuk. Bir yıl 12 aya eşitti. O zaman 38 ayın içerisinde kaç tane 12 ay olduğunu bulmamız gerekiyor. 38'i 12'ye bölüyoruz. 3 tane 12, 36 yapıyor ve 2 tane ay ne oluyor? Artıyor. Demek ki 38 ay, 3 tane yıl, 2 tane aya eşittir. Yine 87 ayın içerisinde kaç tane yıl olduğunu bulmak için 12'ye bölüyoruz. 12 ile 7'yi çarparsak 84 olur. Çıkardığımızda 3 ay arttığını görüyoruz. Yani 7 tane yıl, 3 tane aya eşittir. Burada ise çocuklar hafta kavramını yıl ve aya çevireceğiz. Hemen daha önce öğrendiğimiz bilgiyi hatırlayalım. Bir yıl tam 52 haftaya eşitti. Şimdi bunu kullanmanın zamanı. 78 haftanın içerisinde bir yılı alırsak, yani 52 haftayı alırsak geriye ne kadar hafta artıyor? 26 tane. Demek ki 78 hafta bir yıl 26 haftadır diyebiliriz. 128 haftanın içerisinde ise kaç tane 52 hafta olduğunu bulmamız gerekirse 128'i ne yapıyoruz? 52'ye bölüyoruz. 2 kere 52, 104. Çıkardık ne kaldı? 24. Demek ki 128 hafta demek 2 tane yıl 24 tane haftadır. Peki 4 yıl 12 hafta kaç haftadır dersek burada ise işler değişiyor. Çünkü yılı haftaya çevirmemiz gerekiyor. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre 4 yıl 52 çarpı 4 tane hafta demektir. 4 kere 2 8, 4 kere 5 20, 28. Ne dedik? 4 kere 5 20 sıfırını unuttuk. 208 tane hafta etti. Bir de ekstra 12 haftamız daha vardı. Onu da ekleyelim. 208'e 12 eklersek 220 haftaya eşit diyerek bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Örneklerimize devam edelim. 10 hafta 4 gün kaç gündür? Burada ise ne yapıyoruz? Bir haftanın kaç gün olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bir hafta eşittir 7 gündür. Bu bilgiden yola çıkarak 10 haftanın 10 çarpı 7 eşittir 70 tane gün olduğunu biliyoruz. Artan 4 günü de eklediğimizde toplam 74 gün olmuş oluyor. Diğer örneğimize bakıyoruz. 6 hafta 6 çarpı 7'den 42 tane gün yapıyor. 42'ye 5 eklersek 47 tane gün olmuş oluyor. Diğer örneğimize bakalım. 47 dedik, 48 yazdık yanlışlıkla. 182 günün kaç ay kaç gün olduğunu bulabilmek için bir ayın kaç gün olduğunu hatırlayalım. Bir ay ne demiştik? Ortalama olarak 30 gün demiştik. O zaman 182'nin içerisinde kaç tane 30 olduğunu bulmaya çalışalım. 182'yi 30'a bölüyoruz. 6 kere 30, 180 çıkardık. 2 gün artmış oldu. Demek ki 6 tane ay, 2 tane gün demektir. Yine 332 günün içerisinde kaç tane ay olduğunu bulmak için 332'yi 30'a bölüyoruz. 1 kere 30, 30 çıkardık. 3 kaldı. 2'yi aşağı indirdik. 1 kere 30, 30 çıkardık. 2 kaldı. Demek ki 11 tane ay, 2 tane gün olmuş oldu. Bu şekilde dönüşümü gerçekleştirdik. Artık yıl kavramı ile ilgili bir örnek yapalım. Aşağıdaki yıllardan artık yıl olanları işaretleyelim. Neye dikkat ediyorduk? Son iki basamak bizim için önemliydi. Son iki basamak eğer dördün katıysa, dörde bölünebiliyor ise o yıl ne demiştik?
artık yıldır demiştik. Peki bakalım son iki basamağı. 0 0. Çocuklar 0 kere 4 0'dır. Bu nedenle 0 4'ün katı bir sayıdır. Bu nedenle 2000 yılı artık bir yıldır. Peki son iki basamağa bakıyorum. 10 14'e tam olarak bölünemiyor. Ama 16 4'e tam olarak bölünebiliyor bu nedenle. Nedir? Artık yıldır ama 2018 değildir. Çünkü 18 4'e tam bölünmez. 24'e tam bölünür bu nedenle artık yıldır. 17 değildir. 24 4'e tam bölünür artık yıldır. 23 değildir. 21 değildir. 30 4'e tam olarak bölünmez. 29 tam olarak bölünmez ama 32 tam olarak bölünür. 4 kere 8 32'dir. Bu nedenle bu yılımızda artık yıldır. 96'yı düşünelim. Emin olamadığınız zaman bölebilirsiniz çocuklar. 96'yı 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8 çıkardım, 1 kaldı. 6'yı aşağı indirdik. 4 kere 4 16 çıkardım, 0 kaldı. Demek ki tam olarak bölünebiliyor. O zaman 1996'da artık yıldır. 93 değildir. 98, 96'dan sonra 98 gelmiyor. 96 tam 4'ün katıysa bundan sonraki katı 100 olacak şekilde düşünelim. O yüzden 98 4'ün katı değildir. Ama 40 4'ün katıdır. Bu nedenle 40 da 2040 yılı da artık yıllardan bir tanesidir. Yani son iki basamak bizim için önemli. Çocuklar şimdi konuyla ilgili birkaç problem çözerek çalışmamızı yavaş yavaş tamamlayacağız. Ama bu problemlerde saat, dakika kavramlarıyla ilgili sorular da olacak. Dikkatle dinleyelim. 20 Eylül 1979 tarihinde doğan Kerime, 2 Nisan 2012 tarihindeki yaşını yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız. Çocuklar tarihler üzerinde çıkarma işlemi yapılırken mutlaka yıl önce yazılır, ardından ay yazılır, ardından gün yazılır. Aynı bunu büyük basamakların sola doğru, küçük basamakların sağa doğru yazılışındaki gibi düşünebilirsiniz. Çıkarmamız gereken tarih küçük olan tarihtir. Büyük tarihi yukarıya yazıyoruz. 2 Nisan 2012 yıl, 2012 ay, Nisan yani 4. ay. Peki gün 2. Hemen yazdık. Peki doğduğu tarihe de bakalım. 20 Eylül 1979. 1979'u buraya yazdık. Ay Eylül olduğu için 09 olarak buraya yazdık. Eylül 9. aydır çünkü. Günü de 20 olarak yazdık ve bu kavramları birbirinden çıkaracağız. Çıkarırken şuna çok dikkat edeceğiz. Gün kavramlarında birbirinden çıkarma yapamazsak aydan yardım isteyeceğiz. 2 günden 20 gün çıkmaz. Bu nedenle bir tane ayı ne yapacağız? Bozduracağız. Bir ayı güne bozdurduğumuz zaman bir ay 30 güne eşittir. Bu nedenle buradaki 2 güne 30 gün daha ekleyince burada 32 gün olmuş oldu. Fakat burada kaç ay kaldı? 3 ay kaldı. Peki 32 günden 20 günü çıkarınca geriye 12 gün kaldı. 3 aydan 9 ay çıkmaz. Bu sefer ne yapacağız? Bir yıl bozduracağız. Bir yılı kaç ay olarak bozduruyoruz? 12 ay olarak bozduruyoruz. 3 ay da burada vardı. Şimdi artık burada 15 ay var. Burada ise ne kaldı? 2011 kalmış oldu. 15 aydan 9 ay çıkınca 6 ay kaldı. Bakalım yıla. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı 2. Burada kaldı 10. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. Burada 9 var. Çünkü bir tanesini komşuya verdik. 9'dan 9 çıkınca 0 kaldı. Demek ki 32 yıl, 6 ay, 12 gün Kerime'nin bugünkü yaşının yıl, ay ve gün olarak hesaplanışı. Gelelim diğer sorumuza. Bir araç 18.30'da hareket ettikten 2 saat 35 dakika sonra gideceği yere ulaştığına göre yolculuğu ne kadar sürmüştür? Ya da saat kaçı göstermektedir demiş. Ne yapalım? Öncelikle hareket ettiğimiz saati yazalım. 18.30. Yolculuğumuzu da üzerine ekleyelim. 2 saat 35 dakika. Saatler saatlerin olduğu kısma, dakikalar dakikaların olduğu kısma yazılır. Buna dikkat ediyoruz. 30 dakikadan 35 dakika çıkmaz. Bu nedenle 1 saati ne yapıyoruz? Bozduruyoruz. 1 saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. Peki 60 dakika 30 da burada vardı. Ne oldu? 90 dakika. 90'dan 35'i ne yapacağız şimdi? Çıkaracağız. Derken burada yanlış yaptık. Biz çıkarma işlemi yapıyoruz. Halbuki gideceğimiz yere ulaşmamız gerektiği için toplama yapmamız gerekiyor. Hemen düzeltelim hatamızı. İşaretimizi değiştirelim. Burada ne var? Bir toplama işlemi var.
30 dakika ile 35 dakikayı topladığımızda 65 dakika olur. Fakat 65 dakika içinde bir saat bulundurduğu için 60 dakikasını komşumuza sanki elde verir gibi veriyoruz. 60 dakikayı buraya verdiğimizde burada 5 dakika kalmış oldu. 60 dakika artık komşuda. 18 ile 2'yi toplayınca 20, bir de komşudan geldi. 21 saat olmuş oldu. Yani demek ki gideceğimiz yere ulaştığımız saat 21.05'tir diyebiliriz. Peki devam edelim. Gece 22.45'te uyuyan Sinem sabah 7.15'te uyanmıştır. Sinem saat kaç saat kaç dakika uyumuştur? Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken nokta 22.45'ten o günü tamamlamak. Yani biz 22.45'ten 24.00'a kadar kaç saat uyuduk? 24.00'dan 22.45'i çıkarınca önceki günden yani geceden ne kadar uyuduğumuzu bulabiliriz. Komşudan bir tane alalım. Buraya 60 dakika olarak verelim. 60'tan 45 çıkınca 15 dakika kaldı. Burada kaldı 23 saat. 23'ten de 22 çıkarınca 1 saat kalmış oldu. Demek ki biz ilk günden yani gece yattığınızda saat 22.45'te 1 saat 15 dakika uyuduğunuzda gece 12 oluyor. Gece 12'den sabah 7.15'e kadar zaten saat net bir şekilde 7 saat 15 dakikadır. Yani geceliğin başladığınız sıfırdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 15 dediğinizde 7 saat 15 dakika uyumuş oluyorsunuz. Bir de geceden 1 saat 15 dakikanız vardı. Hani saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar uyuduğunuz süre. Bunların ikisini toplayınca ne kadar uyuduğunuzu bulursunuz. 15 ile 15'i topladık 30 dakika, 7 ile 1'i topladık 8 saat. Yani 8 saat 30 dakika uyumuştur diyebiliyoruz. Son örneğimizde çocuklar çalışmamızı tamamlıyoruz. Cenk 2 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 20 yaşına girdiğinde Şubat ayının 29 çektiğini kaç kez görmüş olur? Zaten doğduğu tarih nedir? 2 Nisan'dır. 2 Nisan'da doğan bir kişi zaten doğum tarihi Şubat'ı geçtiği için yani 2000 yılında bir daha Şubat'ı göremeyecek. Artık neyi ne zaman görebilecek Şubat ayını? 2021'de görecek. 20 yaşına ulaşana kadar 2000'e 20 yıl eklediğimizde yıl 2020 olur. Peki 2000 yılındaki Şubat'ı ne yapamadık? Göremedik. Çünkü ay Nisan olduğu için. Daha sonra 2004 yılında, sonra 2008 yılında, sonra 2012 yılında. Bunların hepsi 4'e bölünebilen yıllar. Son iki basamağı 4'e bölünebiliyor. Sonra 2016 yılında ve sonra 2020 yılında olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 defa Şubat ayının 29 çektiğini görebilir. Açıkçası biz neyi aradık? Bu 20 yıl içerisinde kaç tane artık yıl olduğunu aradık. Bu şekilde de sonuca ulaştık. 5 defa görebilir diyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar. Bu şekilde zaman problemlerini, zaman ölçülerini tamamlamış olduk. Yeni konularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.